Merhabalar, İstanbul'da yapımı planlanan Hızıray projesinin son durumu hakkında bilgi verdiğimiz serinin Aralık sayısına hoş geldiniz. Videomuzda etütleri tamamlanan ve tasarım çalışmaları devam eden proje ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan detayları aktaracağız. İstanbul'da yaşayanlar çok iyi bilir. Raylı sistemler şehir içinde bir noktadan diğer bir noktaya ulaşmak için en hızlı araçtır. Dünyada yoğun nüfuslu mega kentlerde de durum aslında çok farklı değil. Ama İstanbul'un önemli bir farkı var. Yapılan araştırmalarda birçok dünya şehrinin merkezi bir forma sahip olduğu ve bu tür şehirlerde hızlı ve etkin bir ulaşım ağını kurmanın nispeten daha kolay olduğu anlaşılıyor. İstanbul ise doğu-batı aksında 80 kilometre uzunluğa sahip bir mega şehir olması sebebiyle seyahat mesafesi ortalamada 27 kilometreyi buluyor. Dünya metropollerinde raylı sistem uzunlukları ve yolcu sayıları dikkate alındığında İstanbul'un raylı sistemlerinde günlük 4 milyonun üzerinde taşıma kapasitesi varken pandemi öncesinde 2019'da taşınan yolcu sayısının bir günde 2 milyon 300 bin civarında kaldığını görüyoruz. Yeterli yolculuk olmamasının başlıca nedenleri şehrin enlemesine gelişimi, mesafe ve sürenin uzunluğu, aktarma yapmanın çokluğu nedeniyle vakit kaybı ve raylı sistemlerin İstanbul'u tümüyle kapsayamaması olarak özetleniyor. İstanbul'da doğu-batı aksında yeni bir ulaşım omurgası kurma ve şehrin ana ulaşım akslarını entegre etme fikri yıllar önce gündeme gelmiş ve 2015 yılında Büyük İstanbul Tüneli projesi tasarlanmıştı. Raylı kesimi İncirli ile Söğütlü Çeşme arasında olan ve 15 istasyonlu bir hat olarak planlanan ama uzun süredir ihale aşamasında bekleyen projeyi bir başka yayınımızda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama şimdi ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılının Aralık ayında duyurulan tasarım çalışmaları devam eden bir anlamda Büyük İstanbul Tüneli'ne rakip olan Hızıray projesine yakından bakalım. Kentin neredeyse bir ucunu diğer ucuna bağlayan Beylikdüzü ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki 74,5 kilometrelik mesafeyi tek yönde 53 dakikaya düşüren Hızıray projesinde geçtiğimiz günlerde yeni gelişmeler yaşandı. Akademisyenler ve ulaşım sektörü temsilcilerini bir araya getiren Hızıray Tasarım Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay'da aktarılan bilgilere göre Hızıray, İstanbul'un yeni nesil ekspres metrosu olacak. İstanbul'da konvansiyonel metro hatları saatte ortalama 30 km hızla çalışıyor. Hızıray ise saatte ortalama 90 km hıza sahip olacak. Yani Hızıray, şu anki metro hatlarına göre en az 3 kat hızlı bir raylı sistem projesi olarak tasarlanıyor. Ayrıca istasyonlar arasındaki mesafe de daha uzun. Mevcut metro hatlarında iki istasyon arasındaki mesafe ortalama 1 kilometreyken Hızıray'da bu mesafe yaklaşık 6 kilometreyi bulacak. Tamamı yer altında bulunan istasyonlar aynı zamanda birer transfer merkezi olarak hizmet verecek. Proje İstanbul'un kuzeyindeki ormanları korumayı da hedefliyor. Hızıray ile günlük 1,5 milyon, yılda ise yaklaşık 550 milyon yolcu taşınması bekleniyor. Boğaziçi ve Haliç'in altından geçerek doğu-batı aksını tamamlayan bu yeni ulaşım sistemi 13 istasyondan oluşuyor. Güzergah Beylikdüzü'nden başlıyor. M20 Sefaköy Beylikdüzü TÜYAP metro hattıyla entegre olan raylı sistemin bir sonraki istasyonu Esenyurt'ta. Mahmut Bey Esenyurt Saadetleri hattına aktarma yapacak şekilde tasarlanan demiryolu Küçükçekmece Gölü'nü geçerek Halkalı'ya ulaşıyor. Bu istasyonda İstanbul Yeni Havalimanı'na, Yeni Kapı Kirazlı hattına ve Marmara'ya yolcu alıp veren Hızıray metro hattı Kirazlı istasyonuna ulaşıyor. Yeni Kapı Kirazlı Halkalı metrosu ile bir kez daha buluşan Hızıray'da bu istasyondan inerek M3 metrosunun Başakşehir, Kayışehir veya Bakırköy yönüne yolculuk yapmak mümkün olacak. Hızıray'ın bir sonraki istasyonu otogar. İstasyondan Yeni Kapı Atatürk Havalimanı hattına geçilebilecek. Kağıthane istasyonu gelindiğinde ise İstanbul Havalimanı metrosuna ya da Mahmut Bey Mecidiyeköy hattına aktarma yapılabilecek. Hızıray'ın bu istasyonda proje çalışmaları devam eden İTÜ Kağıthane metrosuna da entegre edilmesi planlanıyor. Hızlı metro hattının Avrupa yakasındaki son istasyonu 4. Levent'te bulunuyor. Yeni Kapı Hacı Osman hattından gelen yolcuları da alan metro 1580 metrelik tek tüp ile Boğaz'ın altından geçerek Anadolu yakasına ulaşıyor. Tek tüpün toplam uzunluğu 3390 metreyi buluyor. Asya tarafında da çift tüplü bir tasarıma sahip olan Hızıray ilk olarak Ümraniye istasyonuna ulaşıyor. Burada Çekmeköy-Üsküdar metrosuyla entegre olan hattın bir sonraki durağı İstanbul Finans Merkezi. Yapım çalışmaları devam eden Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosuna Hızıray'ın İstanbul Finans Merkezi istasyonundan geçiş yapmak mümkün olacak.
Mevlana istasyonuna gelindiğinde ise Hızray'dan inilip Bostancı Dudullu metrosuna binilebilecek. Hızray'ın yolu Sancaktepe istasyonunda Çekmeköy Sultanbeyli hattıyla kesişiyor. Hattın bir sonraki istasyonu olan Kurtköy'den de Çekmeköy Sultanbeyli projesinin bir sonraki etabına ya da Sabiha Gökçen Kurtköy rally sistemine geçiş yapılabilecek. İstasyonlar arası saatte maksimum 160 km hız yapabilen trenlerin son durağı Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonu olacak. Hızray ile hattın bir ucundan diğerine bir saatin altında varılabilecek. Projede kara tünelleri için 26 adet, boğaz geçişi için 1 adet olmak üzere toplam 27 adet TBM kullanılması planlanıyor. Projenin kara tünelleri çift tüp, boğaz geçişi ise tek tüp olarak tasarlandı. Tünellerin yaklaşık 65 kilometrelik kesimi 5.7 metre çaplı çift tüp, 3.4 kilometrelik kesimi ise 9.8 metre çaplı tek tüp TBM kazıları ile aşılacak. Kazılardan yaklaşık 7.6 milyon metreküp hafriyat çıkartılacak. Yap işlet devret modeliyle ihale edileceği açıklanan projenin araç maliyeti hariç yapım bedelinin yaklaşık 5 milyar dolar tutacağı ve inşaatın 4 yıl süreceği tahmin ediliyor. Toplamda 6 milyar doları bulacak finansman ihtiyacının karşılanma yöntemi ve detayları henüz açıklanmadı ama tasarım çalışmalarının önümüzdeki yıl tamamlanıp ihaleye çıkılması hedefleniyor. İhaleyi kazanan firmanın çalışmalara 2024 yılında başlaması bekleniyor. Zorlu coğrafyaya sahip yerleşim bölgelerine alternatif toplu ulaşım çözümü sunan AGT metro aracını tanıtmaya devam ediyoruz. Yurt dışında pek çok şehirde yaygın olarak kullanılan metro aracı lastik tekerlekli olması sebebiyle %12'ye varan yüksek eğimli tepelere kolaylıkla tırmanabiliyor, gürültüsüz, konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. Fransa, Japonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülkede uzun yıllardır kullanılan aracın ana teker sistemi 30 yıl gibi dayanıklı bir ömürde tasarlanmış. Elektrikli çevreci motorları ve alüminyum gövdesiyle sade ve hafif bir yapıya sahip olan metro aracı, sürücüsüz otonom bir şekilde de hareket edebiliyor. Parçalı vagon yapısı sayesinde 30 metre yarıçapındaki virajlarda rahatlıkla dönebilen araç, geniş iç hacmi ve sessizliği ile dikkat çekiyor. Vojin marka AGT metro aracını yeni bir ulaşım alternatifi olarak ülkemize getiren firma, ürünü Türkiye'de yerli ve milli kaynaklarla üretmek için çalışmalara da başlamış. Sadece büyük şehirlerimize değil aynı zamanda orta büyüklükteki yerleşim alanlarına ya da havalimanı gibi yoğun insan trafiğinin olduğu merkezlere de bu hızlı ulaşım sistemini kurmak mümkün. Bundan sonraki yayınlarımızda ürünü gözden geçirmeye ve dünyadaki örneklerini sunmaya devam edeceğiz. AGT metro aracını detaylı olarak tanıtan diğer toplu taşıma araçları ile karşılaştıran videonun bağlantısı yukarıda yer alıyor. İstanbul'da yapımı planlanan Hızray projesinin son durumu hakkında bilgi sunduk. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.